Aysi'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Kanalına. Canım şimdi Leon'dan Corolla'ya geçtik. Tabii ki bunu da böyle merak ediyor arkadaşlar. Diyorlar Corolla ile ilgili videolar gelsin. Biz de dedik ki bir geçiş videosu, biraz da senin gözünden bahsedelim. Neler hissettik, neler yaptık. Tabii şöyle tepkiler var. Yani işte Leon daha iyi bir araba olduğunu söylüyor herkes. Ben de dedim ki zaten bunu biliyoruz yani. Daha da pahalı bir arabaydı. Hani bunu hepimiz biliyor. Bu hepimizin malumu. Ama tabii iki otomobilin birbirine göre farkları var. Hissettirdiği şeyler var. Bunlardan bahsedelim istedim birazcık. Bir de şöyle genel şimdiye kadar bindiğimiz otomobiller arasında acaba en çok senin hoşuna giden, bilmek istediğin ya da satmak istemediğin aracımız hangisi acaba? Ondan da konuşalım istiyorum. Ondan da bahsedelim istiyorum. Ve lafı sana veriyorum. Şimdi biz Corolla'yı aldığımızda Ayşe'cim sen burada yoktun. Bir hafta sonra falan geldin. Değil mi? 3-4 gün sonra mı geldin? Bir hafta sonra mı geldin? Yani hemen hemen aşağı yukarı. Yani sen yokken Leon'u satmış olduk. Öncelikle şeyi sorayım. Yani Leon'u aldığımızda ne hissettik? Herhalde şimdiye kadar aldığımız en pahalı, bizim için en lüks araba Leon'du. Yani lüks olarak da en lüksü Leon'du. Bizim kendimize ait olan otomobiller arasında. Sen ne hissetmiştin? Yani sevmiş miydin o araba? Nasıl bir iz bıraktı sende 2 ayda? Bayağı da yol yaptık yani beraber. Sen de o kadar uzun araba kullandık. En çok Leon'la uzun yolda sen gittin ya. Ben genelde yoğun çalıştım. Ben uyuyordum, sen götürüyordun bizi. Nasıl peki, yani onu bayağı bir tecrübe ettin, deneyimledin o arabayı. Yani şimdi Leon tabii ki sıfır, güzel, yani kullanışlı bir arabaydı. Uzun yol tecrübemiz de fazlasıyla oldu. Uzun yolda konforu, gidişi, her şeyi tamamen yani çok mükemmeldi. Ben beğeniyordum ama Leon yani nasıl diyeyim, yakıt masrafı olan bir araba. Tabii bir de sen hızlı gittiğin için. Ya tabii bir de şöyle, yani gidişi yakıyor. Güzel olunca hani yol da sizi sıkmıyor, araba da sizi yormuyor. Yani keyifli bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Ama onun dışında yani görselliği de güzeldi, gidişi de iyiydi. Leon'da sadece memnun olmadığım tek şey, yani memnun olmadığım sadece tek bir yanı vardı. O da yakıtının, yani bence fazla yakan bir arabaydı. Onun dışında Leon hakkında olumsuz hiçbir şey söyleyemem. Sadece isterdim ki biraz daha az ses alsın. Yani yalıtım değil mi o? Aslında Leon'un rüzgarı güzeldi de yol sesini alıyordu içine. Ha, biraz daha onu da azaltmış olsalardı yani. Gerçekten dört dörtlük bir arabaydı ha. Yani böyle. Peki, başka şimdi... büyük lüks arabalara binmedim çünkü. Peki şimdi Leon'da bir anda Leon varken sen geldin. Tabii ben sana bunu göndermiştim. Sen temiz araba dedin. Ben de gittim o gün, zaten şey yaptık falan filan. Hallettik, aldık bu arabayı. Geldim mesela, bu arabaya bindim. Daha önceden CV'miz vardı. Sonra Corolla'ya bindik. Aslında birçok markayı da tecrübe ettik. Şimdi Leon'dan öncelikle şunu söyleyeyim. Leon'dan buna geçiş yaptığında, bu otomobile bindiğinde direksiyonunda, işte sürüş hissiyatında, yalıtımında, koltuğunda ne hissettin mesela? Bu biraz daha geniş. Mesela bu arabanın arka koltuğunu daha çok sevdiğini söyledin. Evet. Ya şöyle, en başında şunu belirteyim. Hani Leon ve Corolla'yı bence kıyaslamamalıyız. Ama hani bu arabayla, işte yeni bir arabadan daha işte eski bir arabaya geçişi belki kıyaslayabiliriz. Çünkü ikisi de çok farklı. Ha bana kalsa kıyaslanamaz, tartışma bile yapılamaz. Onu baştan söyleyeyim. Ha bu arabanın hani ona göre bu, mesela bu daha bir eski araba olduğu için bunun yani Leon'a yakın ya da Leon'dan eksik şeylerini söyleyebilirim. Ha ben bu arabanın direksiyonu kesinlikle beğenmedim. Çünkü ben biraz daha işte kalıplı ve küçük direksiyonları etli seviyorum. Ve küçük olacak. Ya çünkü niye, hakimiyetimin öyle daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hani bir büyük direksiyonlar bana göre pek kullanışlı değil. Mesela ince direksiyonu da sevmem. Çünkü hep şey kaldı böyle. Eski arabalara benzetirim ince direksiyonlu arabalara. Yani mesela Toros falan sürmüşlüğüm de var benim. Hep nedense o araba gelir benim aklıma. Tamam. Onun dışında Ayşe'nin en sevdiği araba Broadway arkadaşlar. Böyle konuştuğuna bakmayın. Broadway görsen şunu bir süreyim der yani genelde. Ya çünkü niye? İşte herkesin yani bir araba sürmeye alışma evresi falan oluyor. Öğrenme evresi. Ben de onunla öğrenmiştim. Ha onun dışında neyi söyleyebilirim? Ya bununla ben bir CV kıyaslamak istiyorum aslında. Çünkü geçişi anlat, onu da soracağım. Ha, ya geçişte tabii ki insanın alışamıyor ister istemez. Yani bu araba mesela yaşına, yılına göre temiz, kullanışlı bir araba ama
yeni bir arabadan direkt buna geçişte böyle işte gözünüz biraz şey olabiliyor. Aslında aradığın şey şu. Leon veya Civic de öyleydi mesela. Biraz daha duygusal bağ kurabildiğin arabalar. Ya belki de. Ama bu otomobil biraz düz. Yani bu otomobilde bir bağ kuramıyorsun aranda. Bu otomobil ya bağdan ziyade de hayır olsan bence şey. Alıp bin yani. Yani 2020 model bir araba. Her şeyini son model işte güzelce tasarlamışlar. Görsellik de tabii ki ya bayanlar için çok ön planda olan bir şey. Ya ister istemez ya burası da şöyleymiş ya da bir yerinde bir çizik varsa şurasında da çiziği de varmış diyorsun. Ama mesela Civic'den buna geçiş yapsaydık derdim ki yok ya bu araba şöyle şöyle daha iyi. Mesela bu araba ondan daha temiz, bu arabayı daha güzel kullanmışlar, daha güzel bakmışlar derdim. Ama peki şimdi mesela Corolla'ya geçtiğimizde yalıtım olarak işte mesela bunun süspansiyonu biraz daha yumuşak ona göre. Direksiyonu biraz daha yumuşak. Ama yalıtımı daha zayıf. Sürüş hissiyatları sen onda alıştın tabii. Kütür kütür virajlara giriyordun, çıkıyordun. Yani. Hata tölere edebiliyordu Leon. Yani işte, aynen öyle. Ya o arabayı kullanırken sürücüsüne bir güven veriyordu. Mesela bu arabada yani o kadar ister istemez bir viraja girdiğin anda bir korkun başlıyor. Tabii. Ya bir korku oluyor yani insan. Bunun acaba toparlayabilir mi diyorsun. Ama o arabada öyle değildi. Peki şimdi gelelim donanımına. Donanım olarak aslında baktığın zaman Leon'un da bu yıllardaki modelleri aynıydı zaten. Bildiğimiz arabayla teknoloji farkları vardı ufak tefek. Motoru 1.4'tü ama yine 150 beygir girdi. Şöyle söyleyeyim ben teknoloji olarak baktığın zaman bu araba aslında çok doyurucu donanım olarak. Geri görüş kamerası, Bluetooth'u, çift taraflı bak ben kliması. Bunun neyini beğendim biliyor musun? Geri görüş kamerası falan çok güzel. Yılına göre netliği güzel yani. Güzel yapmışlar. Onu çok beğendim. Hani en azından donanım olarak bir farkları pek fazla yok. Hani onda hayalet gösteri göre sunroof vardı. Buna göre ekstra. Mesela Leon'un geri görüş kamerası yoktu yani. Mesela tabii. 2020 model bir araba yapmışsın. Tamam park sensörün var ama... Yani herkes sensörle araba park edemeyen insanlar da oluyor. Ne sensör ne ben söyleyeyim diyorsun o konuda yani. Şey yani mesela o eksi bir yan anladın mı? Hani konulara değindikçe böyle eksileri artılar ortaya çıkıyor. Ben isterdim yani onda da bir geri görüş kamerası olsun. Anladım. Yani peki, değil mi? Şimdi maliyet konusu var tabii ki o biraz daha benim konum ama. Leon hem yürütmesi hem bakımı biraz daha maliyetli olan bir arabaydı. Mesela 6 aylık vergisi tabii sıfır araba ne alırsan ya ben o konularına çok bilmiyorum. Sen işte daha iyi biliyorsun. Bakım maliyetleri hep 1500 bantlarında 1500 üzerinde çıkıyordu. Tabii benim gibi bir şey yapmak isteyen, bir şeyleri amaçlayan insanlar için de bunlar biraz yüksek maliyetler haline dönüşebiliyor bir yerden sonra üst üste gelince. Mesela ama tabii sıfır araba alıyorsun. Onun dışında herhangi bir şeyi yok. Ekstrası yok sana. Biniyorsun ama bir ikinci el Japon bindiğin zaman da yine herhangi bir ekstra bir şey olmadan kullanıp binebiliyorsun. Biz bu otomobili akmaz kokmaz şu önümüzde bir sürecimiz var. O süreci geçirmek adına böyle bir otomobil alalım dedik. Peki Ayşe sana şeyi sorayım. Şimdiye kadar bindiğimiz arabalar. Mesela hatırlatayım. Volvo sen çok hatırlamıyorum diyorsun onu. 407'miz vardı. C-Max'ımız vardı. Ondan sonra işte Opel'imiz oldu bir süre. Golf 7'miz oldu. Civic'imiz oldu. Gri Civic'imiz. Sonra FB7 Civic'imiz oldu. Ne oldu biz ondan sonra? Şeyimiz oldu. Linea'mız oldu. Ion'umuz oldu. i20'miz oldu. Tekrar Civic'imiz oldu. Passat'ımız oldu. Leon'umuz oldu. Ve ilk defa bir Toyota'mız oldu. Şimdi bu otomobiller aslında şöyle kıyasladığın zaman senin açından en çok sende iz bırakan araba hangisiydi? Mikrofonu alabilirsin. Ya şimdi hepsinin bir izi var. Hepsinin bende ayrı bir yeri var. Mesela Ion i20 bence tamamen çok güzel bir bayan arabası. Hani burada mesela bayan takipçiler de varsa araba almak istiyorlarsa kesinlikle alın derim. Onların yeri o şekilde ayrı. Civic'lerde ya Civic bence az yakan bir araba ya. Hele de tüplüyse. Aslında bu daha az yakıyor. Bir tık daha az yakıyor. Benzinde de LPG'de yani bilmiyorum. De. Ama o biraz daha böyle tabii onun arkalar bağımsız süspansiyon. Bir tık daha sen onu direkt söyledin zaten. Civic daha güzel yol tutuyor diye. Yani bu, mesela yol tutuşta Civic bundan daha iyiydi. Ha yani Leon yani şu an mesela benim için farklı yeri olan Leon'du yani. Çünkü yeni güzel bir arabaydı. Ama Leon'a da Leon'un nazar değmedim ya. Ya o, tabii ki orası öyle. Yani arabanın abi arka bagaj kapağına vurdular.
ufak bir tavan yanığımız oldu. Ondan sonra şeyimiz oldu. Kapıya vurmuşlar sattığım gün. Ben fark etmedim. Çağrı sonradan söyledi. Sağ ön kapıya dokunmuşlar. Bir boya atmış birazcık. Bir de ön tamponda ufak bir boya yanığı oldu. Ben ondan da çok şey oldum. Yani dedim herhalde bunda canımıza bir şey olacak yani bu arabada. Garip bir şekilde dikkat çekmedim yani o araba. Hı hı. Hatta yani çok gariptir. Etrafımızdaki insanlardan çok yakın olduğumuz bazı insanlar hayırlı olsun falan demediler yani. Çok lüks bir araba almışızcasına. Çok aşırı bir şey kazanıyormuşuzcasına. Ben bundan da mesela çok rahatsız oldum. Sana da söylemiştim zaten. Bundan da çok rahatsız oldum. Hani öyle bir şey vardı. Sonradan hatta dedim ki keşke gri falan alsaydık da kırmızı almasaydık. O biraz daha çünkü rengi de kendini belli ediyordu arabanın. Yani ne bileyim beyazı grisini alsaydık. Hani ülkede bazen şey diyorsun, beyaz arabadan insanlar ne anlıyor? Hep beyaz alıyor diyorlar falan filan ama şöyle baktığın zaman bugün biraz daha böyle göz alıcı renkli otomobiller oldu mu insanların bakış açısı birden değişiyor. Yani onun da bir şeyi vardır. Eskiden ben yıllarca Kırşehir'de yaşadım. Orada büyüdüm. Babam esnaftı. Babamlar hep şey derlerdi yani bir araba alacakları zaman, binecekleri zaman lüks gözüken bir şey almak istemezlerdi. Şimdi o Leon'a sahip olunca anladım yani ben öyle hiç bakmazdım hayata ama ona sahip olunca birazcık böyle ben de bunu anlamadım. Hatta senin baban da mesela işte Passat biner hep ya derim işte bir Audi A4 alalım sana güzel ya da ne bileyim işte bir C kasa Mercedes alalım çok lüks gözüküyor oğlum falan derdi yani her zaman. Onun niye öyle dediğini de aslında o arabaya binince birazcık anlamış oldum. Sen ne diyorsun? Ya aynı fikirdeyim. İnsanlar yani paramızı ne şekilde ne emekler vererek kazandığımızı bilmiyorlar. Çok pahalı da değil yani bildiğimiz. Ya aslında pahalı bir araba değildi. Yani piyasasına göre yani piyasadaki diğer lüks otomobillere göre pahalı olan bir araba değildi. Bize göre lükstü ya o. Yani bizim kendi imkanlarımıza, kendi şartlarımıza göre. Aldığımız en pahalı araba, en lüks bindiğimiz. Ya ilk yani. Defa ikimiz evlendiğimizden beri bir aile olarak ilk defa sıfır bir araba aldık. Yani onun bile tamamını hani böyle ya bu kadar paramız var da hepsini birden verip de almadık. Yani borçlanarak bazı sıkıntılara girerek aldık. Bak şimdi hani insanlar bunu bir bilmiyor. Tabii. Yolda bir arkadaşımla rastlaştım. Konuşuyoruz falan. Kredisiz mi aldın dedi. Yok kredi çektim kardeşim dedim. Ama bozuldum yani. O kredisiz mi aldın dedi. Yok kredi çektim. Ha tamam o zaman dedi. Lan dedim ne oluyor oğlum yani. Yani böyle bir şey oldu. Avur oldu etrafımızda. Böyle bir tavır oldu. Bu benim mesela çok rahat. Ben hayatımda kimsenin o kadar insanın arabasına bindim. O kadar insanın evine barkına girdimmişimdir, çıkmışımdır. İşte ben küçüklüğümden beri parayla haşır neşir olan bir insanım. Belki ondan alışkınım biraz ama o haşır neşir olduğum paralar genel manada benim olmamıştır. Bir müddet kullanmışımdır, bir şey yapmışımdır, bir işimi görmüşümdür. Allah razı olsun ama böyledir yani. Ticaret zaten böyle bir şey. Bizim yaptığımız ticaret böyleydi en azından. Hiç bu açıdan bakmamıştım yani hep böyle şurada bazen biriyle Leon'da biriyle kapışıyordum mesela arabası benden ucuzsa Allah sana daha iyisini versin falan derim yani içimde öyle bir şey yaparım şeyler güzel şeyler geçirmeye çalışırım ama bunlar da beni Leon'da gerçekten şey yaptı yani ciddi manada rahatsız etti. Durum böyle. Peki diğer bindiğimiz arabalarda mesela sana sorayım. Passat bindik mesela. Passat veya C-Max. C-Max'ın yüksekliğini seviyordun herhalde. Passat'ın neyini seviyordun? Hiçbir şeyini. Passat'ı sen sevemedin genel manada. Yani gereksiz bir büyük araba biniyormuşuz şeyle bindik hep. Passat'a bak. Ya ben o... Ya gelmiyor. Ya... Bilmiyorum ya. Belki de o Passat'ta bir şey vardı. Sevemedim yani. Bir elektriğimiz uyuşmadı. Sevmedin sen o arabayı. Ya o araba bana böyle ya güzel bir arabaydı ama çok ağır ağır bir arabaymış gibi geliyordu. Direksiyonu falan da çok... Yani böyle ne bileyim. Gibi. Ya öyle bir arabaydı ya. Belki de o modelini mi öyle yaptılar ya acaba? Ya onun makyajına binseydik daha yumuşaktı makyajcısı. Ya çok ağırdı ya. Bu sanki böyle... Yani abartmış da olmuyor da hani bir benzer tabir yani. Ağır, sanki doğru. Böyle otobüsümü çeviriyor. Ama onda da mesela şey algısı vardı. Bindiğimiz Efes'a 2007 Passat. Ama şeyi fark ediyorduk mesela. O arabadan inince insanların bakış açısı değişiyor değil mi? Dikkat etmişti. Ya o arabayı mesela o arabada şey var. Kapı ya çok kapısı bile ağırdı ya arabanın. Ve sen şey diyordun yani. Bundan inince
etraftaki kızlar falan bakıyor diyordun, hatırlıyor musun? İşe falan arabayla gidince kızlar falan hani Passat almış. Lan halbuki araban neydi Civic... ya bir de hani görmeden mesela uzaktan hani pek bayanlar araba markasını şey yapar. Konuşurken ya. Kendi. Ha pardon unuttum. İşte ne aldınız falan Passat deyince ya yani arabayı görmedi bilmiyor ama hani Passat deyince halbuki yani yeni modeli değil Passat deyince ya. Halbuki sattığınız Civic daha pahalıydı yani. Aynen evet. Öyle de bir durum var. Biz i20'yi almak için Passat'ı satıp üstüne para koyduk yani. Öyle bir durum var ama i20'yi alınca işte i20 hani normal. Halbuki bakarsan şey gibi Leon gibi yani. Leon da öyleydi. Ya adamın... Ama i20 gerçekten sıkıntısız bir araba değil miydi? Hiçbir sorununu görmedik Civic'lerimiz ya. Civic'lerimiz de öyleydi. Civic'lerden de bir sorun görmedik. Sadece ilk aldığımızın bir VKŞ gergisini garantiden i̇lk değişmiştik. İlk aldığımızda kalbimde bir yara. Gri diyorsun. Gri değil mi? FB7 diyor. Gri de çok sorunsuzdu. Bak onu 50 binde aldık, 90 binde sattık her şeyi. Hiç sıkıntı yaşamadık arabanın. Ben onu pek bilmedim ya. Çünkü benim iyi onum vardı o zaman. Ha, tabii doğru, o da var. 40 bin kilometre yol yaptık ama yani onunla bayağı. Şimdi bu videomuz böyle oldu arkadaşlar. Böyle bir genel manada bu videomuz böyleydi. Lan oğlum gel geç ya. Başlayacağım senin. Allah Allah. Bu videodan böyleydi arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Sen de el sallayaydın ya. Ya desene ya. Bu videodan böyleydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ayşe'nin de tecrübelerinden, düşündüklerinden. Çünkü şey çok geliyor. İşte eşimle birlikte bineceğiz, biniyoruz falan filan. Nedir ne değildir. Bunun için de avantajlı olur diye düşünüyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.